Digital Racing'de Zafer Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. 2023 Japonya Grand Prix'sini geride bıraktık. Max Verstappen ve Red Bull uzun bir aranın ardından sadece bir yarış sonra tekrar zirveye döndüler ve 6 yarış kala şampiyonluklarını ilan ettiler. Markalar şampiyonluğunu en erken ilan eden takım oldular aynı zamanda tarihte. Birazcık yarıştan bahsetmek gerekiyor tabii ki. Yarışın genel yapısından daha doğrusu bahsetmek gerekiyor. Japonya Grand Prix'si benim takvimde iple çektiğim yarışlardan biri hem saati açısından da güzel geliyor sabah saatlerinde Formula bir izliyor olmak bence bir tık daha güzel geliyor bana bilmiyorum günün geri kalanında gün boyunca e, yarışla ilgili yorumları okuyabilmek yani yarış bittikten sonra günün çoğu bitmiş olmuyor ya oradan bir artısı var zaten bende. Video üstüne Japon seyirciler tam anlamıyla <laughs> benim sevdiğim ne varsa yapıyorlar işte. E, tulum giyiyorlar işte kask giyiyorlar falan böyle kılıklara girip gidiyorlar. Bir şeyler süslüyorlar ediyorlar kendileri giyiniyorlar işte o şapkalar baretlerin üstüne şey yapıyorlar DRS falan yapıyorlar değişik Evet çok yapıyorlar. güzel gözüküyor. Baya baya güzel yani şey oluyorlar e, biz sadece izlemeye değil de bunun bir parçası olmaya geldik diyorlar. Bence beni en çok yakalayan kısmı. Ve yani her pilotu ki bunu pazar günü stüdyo programında Serhan abi de söyledi. Formula 1'deki o akreditasyon kartı olan herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Çünkü herkese saygı duyuyorlar bu Formula 1'de çalışıyorsa bir şekilde. Yani bir şekilde onunla fotoğraf çektirmek lazım diye anlatıyordu. O yüzden Japon seyircisini de Japonya Grand Prix'sini de o anlamda seviyorum. Bir de üstüne Suzuka çok güzel bir pist zaten. Yani iyi otomobilin, iyi pilotun ciddi anlamda kendini gösterdiği bir pist. ha Çok geçiş olmuyor ama olduğu zaman çok güzel geçişler oluyor. O yüzden ya Japonya Grand Prix'sinin bendeki karşılığı çok güzel bir yerde. Bu hafta sonunda o karşılığı yakalayabildiğimi düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Yani saati dışında hepsine katılıyorum. Erken <laughs> yazmayı çok sevmeyen bir insan olarak. Ee, ama evet yani ben zaten Japonya kültürünü genel olarak da çok seven bir insan olduğum için. Böyle yap. <laughs> Aynen. Ee, yani onların zaten yani yaşam biçimi de biraz o. Mesela işte Dünya Kupası verildiğinde de türbünler harika olmuştu. Hmm. mesela oradan ilk büyük turnuva örneği aklıma geliyor. E tabii yani Formula 1'de de çok büyük ilgi var. Japon bir sürücü var mesela Yuki Tsunoda. Hmm. Onun için çok iyi oluyordur muhtemelen. Çok böyle farklı iple çektiği bir hafta sonu oluyordur. Ya ben şeyi gördüm. Ee... Bu hafta sonu özel bir kask yaptı ya 1965 hmm. e, Honda'nın ilk F1'deki galibiyeti işte onun aracın detayları. Bu arada kask demişken Fernando Alonso'nun kaskı diğerlerinin hepsinden çok daha güzel olmuş. Samuray ee, diye çünkü Evet onu söylemem Hatta lazım. dur birazdan kasklara da gelelim ben de bayağı şey yaptım çünkü kafa yordum çok güzel kasklar vardı. Neyse değerli izleyiciler <laughs> ve e, sevgili Parkın. <laughs> Cuma antrenmanlarının ikincisinde yani e, işte Cuma gününün ortasına falan denk geliyor yine orada. Yuki Sunada'nın o kaskın aynısını tribünde birinin kafasında gördüm. Adam giymiş. Ya sen ne ara gördün? Ne ara kask şeyine gittin? <laughs> bana bundan yaptır dedin. Adam da yaptı, hazır etti sana ki cuma günü kaskı giyip gelebildin. Ve bayağı aray kask yani şey değil tabii hani Formula 1 kaskı değil ama bir Formula 1 kaskına en yakın işte muhtemelen kaliteli bir karting ya da yarış kaskı, otomobil kaskı bir de yani. Çok şaşırdım ama bir taraftan da şaşırmadım çünkü Japonya. Evet ya biraz zaten öyle bir yer hani <laughs> şey eğer Japonya ile ilgili böyle belgeselleri falan izliyorsanız orada da çok hem şaşırtan hem şaşırtmayan şeyler var. Mesela yani devasa robotlarla başka robotlara karşı dövüşebileceğiniz yerler var ama James şaşırıyor May musunuz? Japan. Şaşırmıyor musunuz? Tavsiye evet mesela ediyoruz. aynen. Orada da var doğru söylüyorsun. yani öyle bir ülke zaten o yüzden keyifsiz olma ihtimali çok düşük. Hatta Doğru. ben işte bu işte pandemi sırasındaki iptallerde falan bayağı canım sıkılmıştı evet, Japonya olmadığı için yine Doğru. olmasını çok istediğim yerlerden bir tanesiydi de bize yaradı tabii. Türkiye'ye geldi Formül 1 Japonya'nın olacağı tarihte. Hatta 2021'de evet. o nefis bembeyaz beyaz <laughs> evet. görmüş olduk. Türkiye Libris olarak geçti tarihe. Onun dışında e, bayağı üzülmüştüm yani ha. hani Japonya yok diye. Piste olarak da dediğin gibi. Yani farklı bölümleri farklı ee, ...nasıl söyleyeyim farklı sürü stilleri gerektiren pistlerden bir tanesi. Yani mesela ilk sektörü bambaşka, son sektörü bambaşka. Ee, parça parça çok fazla sürücüleri zorlayabilecek bölümleri var, kısımları var. Suzuka'nın çok güzel bir pist gerçekten. Takvimin en iyi pistlerinden bir tanesi. Ee, ve iyi de bir yarış oldu. Yani tamam galibiyet mücadelesi olmadı belki ama konuşacak çok şey vadeden bir yarış oldu. Deyip istersen de. pas atayım yarışa doğru. Bence de yani... Ee, şey de konuşmak gerekiyor herhalde ee, bu arada kasları konuşacağız onu unutmayın. Tamam. Ee, ya Formula 1'de yarışın iyi olup olmaması yarışın keyifli olup olmaması ya da yarışın bizi tatmin edip etmemesi yarışı kazanan kişiyi endeksli mi? Bunu biraz son zamanlarda çok tartışıyoruz çünkü işte sevgili Yigit Tezcan Formula 1 sıkıcı mı diye çok güzel bir video yaptı kendi kanalında. Bunun üzerine düzeltilebilir mi ne yapılabilir diye yine sevgili Murat Araboğlu, Karaboğa F1 adıyla biliyorsunuz o güzel bir şeyler yaptı. Bunun üzerine çok düşünülüdü. Ben de onların videolarını izleyerek böyle kafamda bir şeyler canlandırmaya çalıştım. Çünkü gerçekten Formula 1'in izlenmeleri tabi bizi direkt olarak etkiliyor o ayrı bir durum. Ama onun dışında da yani Formula 1'in izlenmeleri ve popülerliği neye göre değişiyor? Bunu Liberty Media'da bulmaya çalışıyor, formda bulmaya çalışıyor. Bunu her ne olursa olsun Formula 1 her hafta sonu izleyecek taraftarları kaybetmeden mümkün olduğu kadar yeni taraftarı da yeni izleyici de çekmeye çalışıyorlar. O yüzden çok ince bir denge. Yani gerçekten Red Bull'un ve Verstappen'in üstünlüğü dışında baktığımızda e, hep bir ikincilik mücadelesi oldu neredeyse. Geçtiğimiz yıla kıyasla şundan da bahsetmek gerekiyor yani bu yarışın özelinde. E, bu sene yarışan 22 pilotun 11'i podyuma çıktı bu sene. Evet. Geçtiğimiz yıl sadece e, ilk 3 takım yani işte Red Bull, Ferrari, Mercedes bir de üstüne Landon Norris. 22'de yedi yine 22 pilot yarışmıştı. Yedeklerle şunlarla bunlarla işte Hülkenberg falan sene başında FETÖ'nün yerine yarışmıştı derken. E, dolayısıyla bu oranın yükseldiğini görüyoruz. Evet yarış kazanan sadece iki tane takım var. Yani bu da geçtiğimiz yarış hafta sonuna kadar birdi. Birdi evet. Yarış kazanan sadece üç pilot i̇ki kişi var. kişi vardı. Çok az o kısım çok az doğru. Ama... E, i̇şin podyum kısmındaki mücadelede yani yarışta bir mücadele oluyor. Birileri birilerini geçmeye çalışıyor dediğimizde bu sekizincilik onunculuk için olmuyor. ikincilik için gerçekten birbirine farklı şekillerde denk olan takımlar var. E, o yüzden ben bu sezonun en azından şu anki kısmında yaz arasından sonraki belki öncesindeki bir iki yarıştan itibaren. Hatta şunu bile söyleyebiliriz belki. McLaren toparladıktan sonra acayip bir keyif aldı Formula 1. olabilir evet. Yani... McLaren'ın o işin içerisine dahil olması biraz ortalığı karıştırdı. O arada Aston Martin düştü. O biraz eksi oldu tabii ki ama. Evet onlar da yukarıda kalabilseler de iyi olurdu gerçekten. Hı hı. Mesela Ferrari aslında güzel iş yapıyor. Evet. Hep oralarda. Hı hı. Yani hep kazanmaya gidemiyor tabii. Hiçbir zaman gidemiyor hatta da şu anki tabloda. Ee, ama hep böyle o mücadelenin içinde. Üçüncülük, dördüncülük için savaş veriyor. Mercedes aynı şekilde. Onlar hep oralarda. Ferrari ee, yine... 20 puana indirdi farkı markalarda. Evet evet yani e, baya bir çekişmeli olacak zaten. Orası gözüküyor sezon sonuna kadar yakın gidecek. ikincilikteki puan çekişmesi e, tablo. Ee, ...McLaren dediğin gibi oraya eklendi... ...eğer Aston Martin düşmeseydi... ...çok ilginç dörtlü bir mücadele olurdu orada... Ee, ...Alpini tabii bekledik... ...oralara gelebilmesini... ...pek gelemedi yine konuşuruz belki... ...bölümün içinde de... Ee, ...ama ben yani bu puan mücadelesi... ...tablo falan bunlardan ziyade biraz... ...aslında üstüne konuşulacak... E, ...dramalardan da besleniyorum... ...Formula 1'i izlerken... Doğru bence. De. ...yani mesela takım yani. içi çekişme... Evet. ...ya da bir tane pilotun... ...işte bir hafta öyle bir hafta başka türlü olması... Ne olacak? Geleceği ne olacak? Ya da işte geçmişin neler var? Böyle şeyler bence biraz daha ilginç kılıyor. Yani o hikaye anlatıcılığını mesela Netflix bir şeyler arıyorsa kendisine bir hikaye anlatmak için oralardan bulabileceğini düşünüyorum. Ee, onu söylemiş olayım. Yoksa zaten evet hani Fersapen kazanıyor. Red Bull zaten şimdiden şampiyonluğunu da ilan etti. Bir kez daha bize tebrik edelim. <laughs> bize düşüyorsa <laughs> tebrik etmek. <laughs> ee, yani Fersapen de kazanacak. Zaten markalar şampiyon oldu Fersapen biliyorsun. Tek Tabii, başına. Evet tek başına var. <laughs> Dört üst var şu anda. İlan etmedi de tek başına etmedi olacak Etmedi yani. ama olacak <laughs> aynen. Geçirmesi çok zor gözüküyor. Ee, böyle bir tablo varken dediğim gibi hani biraz daha böyle yan hikayelerden ya da bireysel hikayelerden bir şeyler çıkartmak lazım o zaman gerçekten keyiflerle geliyor. Evet yani çok teselli bulduğumuzu düşünmüyorum ben de gerçekten Formula 1 bize izleyecek bir şeyler sunuyor, konuşacak bir şeyler sunuyor İkisi bir arada olması da önemli dediğim gibi İzleyecek bir şeyler izleyecek bir şeyler olup da Konuşacak bir şeyler olmaması ya da biri varken diğeri olmaması da hep eksik oluyor. Ya böyle 25-30 tane göz önündeki adamın hikayesi aslında ya bir yerde. Ben biraz onu takip etmeyi seviyorum. İşte buna takım patronları da dahil. Real edelim. Show gibi. Biraz öyle gibi. <laughs> çünkü olabilir. zaten öyle de pazarlanıyor. Yani her şeyini biliyoruz neredeyse. E, Doğru. Bireylerin diyelim, hani Doğru. teker teker baktığımız Hı. zaman tabi stratejiler vesaire değil ama e, işte hangi sürücü nerede ne yapmış hemen çıkı veriyor, hemen sosyal öğreniyorsun medya sosyal medya yani. etkisiyle. Biraz aslında onları takip etmek gibi bir e, atmosfer var şu anda. Şampiyonluk mücadelesi yokken en azından. Evet, kimler ne yapmış diye takip etmek işte sosyal medya üstünden e, benim gibi e, grafik tasarım manyaklarına da <laughs> çok fayda sağlıyor. Ya bu hafta sonu çok güzel kasklar vardı. Evet. Bir de zaten Japonya Grand Prix'si işte Amerika Birleşik Devletleri, Monaco gibi teması çok belli olan e, yarışlarda güzel kasklar oluyor. İşte Verstappen'in yine sade Japon bayrağı temalı kaskı güzeldi. Esteban Ocon'un yine benzer tatta ama bu sefer Suzuka ve işte viraj isimleri falan da var üstünde biraz da Suzuka vardı. Alonso bu üçünün içerisinde en iyisiydi. Japonya bayrağı temelli olanlar içerisinde. O zaten Suno'da kendi da samuray dövmesi de var Heh. tam e, ensesinde diyelim hani sırtının evet. üst kısmında. E, biraz ondan da ilham almış. Onun dışında yani ben çizimlerini falan aşırı beğendim. Ee, sol taraftaydı herhalde. 14 yazısına kadar her şey hmm. mükemmeldi yani Alonso'nun evet. kaskını ben bu hafta sonu <laughs> bayağı bir yükselerek izledim. Evet, Japonya temalı kasklar içerisinde herhalde en iyisi oydu. Evet. Da, de güzeldi onu da ikinci sıraya yazabiliriz de ki ya ev sahibi olduğu için zaten onu ayrı bir yere ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Fashionista savaşı vardı Guan ile Lewis Hamilton arasında. Ee, i̇şte Perşembe sabah galiba yine e, Hamilton'ın kaskı tanıtılmış böyle bir yatakta telefona bakıyordum. Bir baktım Chrome bir kask böyle hmm. ve şey duruyor. Kafamda bir soru işareti oldu acaba dedim. Hakikaten Hacime Soraya açıklı. benim çok sevdiğim Japon e, illüstratör ve sanatçılardan bir tanesi böyle işte e, çok fütüristik e, figürler, krom figürler çiziyor. E, süper realistik diye geçiyor onun tarzı galiba ve gerçekten çok beğenirim böyle bir ya yani bir şey olsa da alsak işte e, satıyor olsa kıyafetlerini falan gibi. E, Plus44 işte Lewis Hamilton'ın moda markası onunla bir işbirliği yapmışlar. Kask da çok iyi. E, o ortasında bir tane led ışık var. O da yani genelde şeydir işte onun karakterlerinin gözü biraz Cyclops gibidir. X-Men çizgi filmindeki gibi. E, aynı zamanda tabii e, çizgi romanındaki gibi ben çizgi filmden biliyorum da. Onun gerçeği çizgi roman diyecekler olabilir. <laughs> altta haklılar da. Ya o kask bu arada şey Hamilton'ın giydiği ama pistte takmadığı kask. Piste pistte taktığı kask da yine aynı şekilde. Sadece o yani yine krom desen işte oradan altın, detay, bir var, detay, var, Ortasında. Sadece mi? ışığı yok. Yani çok iyi bir işbirliği bence ve şey güzel. Japonya'nın sanat kültürü ya da işte Japonya'nın kıyafet kültürü yani gittiğinde sadece işte e, onlar da var tabii ki ama ya Suzuka pisti işte bayrak temaları samuray falan onların dışında Japonya'nın şimdisinde ne oluyor güzel yakalamış evet. şey, Hamilton'ı çok takdir ettim ama Guan Yuji o da acayip iyi bir iş yapmış e, o da e, fragment design belki yine e, logosunu bir yerlerde görmüşsünüz daire içerisinde iki tane şimşek. E, ...mutlaka bir yerlerde denk gelmişti. Ben ilk başta Pokemon Go'da denk gelmiştim mesela. Orada e, ücretsiz şapka ve tişört veriyorlardı böyle işte bir iş Aa, evet, doğru. Ne bu diye araştırmıştım oradan biliyordum. E, o logoyu gördükten sonra biraz daha araştırdım ama ezbere bilmiyordum şimdi doğrusunu söyleyeyim. E, Hiroshi Fujiwara e, o da işte Eric Clapton'a gitar tasarlamış zamanında. O mavi, kaskın mavisi. Ondan sonra e, bu kaz diye bir desen var ya Houndstooth diye böyle işte... Ee, belki yine e, izleyicilerimiz e, seviyorlardır Şey yapıyorlardır benim en sevdiğim iki üç bir tanesi bence ee, Ve e, kaskın bir kısmı öyle O da işte moda markalarıyla birkaç tanesiyle işbirliği yaptığında onu kullanmış falan ee, Onun dışında e, yine üzerinde çok fazla böyle işte o sanatçıyı takdir edecek e, ufak tefek detaylar var e, O bayağı hoşuma gitti o yüzden yani şey e, Guan da gidip böyle e, şu anda Japonya'nın işte e, sokak sanatına işte e, contemporary artist yani her şeyi yapıyor işte müzik prodüktörlükte, de yapıyor. işte moda e, tasarımcılığı da yapıyor. Ya gidip o yerleri bulmaları mesela çok takdire şayan bir diye kendi düşünüyorum. Kendi kaskı çok kötü. Yani Guan Yu evet esas Evet ya ben ona kaskı. çok şaşırıyorum. Özel hani kaskı oradan çok buraya güzel. gelince evet. ekstra da bir etkisi oluyor. Yani Doğru. çok fazla adım atlamış oluyor bence. Evet ya yani ona da katılıyorum. Doğru haklısın. Yani şey çok ilginç. Guan Yu kendi kaskı gerçekten dediğin gibi default her şeyde yani olaysız bir yarışta ya da işte e, tema, belirlemediği, tema belirlemediği daha doğru olur olaylı yarış olabilir tabii öyle bir şartımız yok tema belirlemediği bir yarışta çok karman çorman yani ki o hep tartıştığımız şeylerden biri piyastrinin kaskı da kötü bence e, çünkü çok fazla renk birbirinin içine giriyor. Yani, o bir, bir, de şey var ya o bir geriye doğru giden hareketli çizgiler falan bit sürekli 8 bit koyuyorlar. bir yükleme ekranı gibi kaskı var Guanyucu'nun. Çok <laughs> ...gerçekten anlamsız bir kaska. Bu arada 8 bit gibi piksel piksel yapsa yine güzel olur. O da eksik bir de yani. yani çok 2000'lerin sonu 2010'ların başı kas tasarımı geleneği hala devam ediyor. Ya yani onu en azından birkaç tane az çizgiyle yapılabilmek yapmak biraz daha şey olabilir. Hani tamam evet böyle bir gelenek var. Araçlar içerisindeyken hızlı görünsün falan diye bir mantığı var tabii ki grafik tasarım olarak ama Bilmiyorum bence hep özel kask yapsa Juanjo daha çok övülür. Evet bence de öyle olur. Bu hafta sonunda dediğim gibi Hamilton'ın bu e, gurme moda hamlesine aynı şekilde karşılık vermiş. Kafa kafayalardı. O yüzden çok takdir ettim ben yani. Juanjo'nun da öyle bir özelliği var tabii. Önümüzdeki yılda Grid'de görmeye devam edeceğiz kendisini. E, buradan kaskları da e, konuşmuş olalım. Kask özel bölümü gibi yaptık. Bak Biraz yarışa oldu, giremedik evet. daha. Bir ne de neler olmuş? Bayağı bir hafta da konuşmuştuk bunu çıktıktan sonra barkında değerli izleyiciler. Çok olaylı, çok iyi yarış olduğu zaman biz bir şekilde az konuşuyoruz. Ya yani 2019'da vasıtalara podcast'le başladığımız zamandan <laughs> evet. beri bu hafta ne konuşacağız diye başına oturduğumuzda çok uzun sürüyor. 50 dakika Abi, çok sürüyor şey mesela. var. Çok şey var. Nasıl da sığdıracağız da dakika 25 dakika sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle garip bir durumumuz var yani. <laughs> Neyse yok bu yarış konuşacağız artık. Evet, yani bu, yarış, şey, bu yarışta güzeldi. konuşulacak şeyler de var. Var. Buraya kadar da kaskları konuşarak zaten bir noktaya kadar geldik. geldik. O yüzden e, dolu dolu olacak. Evet. Red Bull'un serisi bitti, Red Bull'un serisi başladı gibi bir durum var evet. sanıyorum. Bundan sonra <laughs> e, kalan yarışları ne yapacaklar gerçekten e, merak ediyorum ama bir taraftan da biliyorum. E, Max Verstappen 48. galibiyetini aldı. E, şöyle bir istatistik gördüm. E, yine e, Reddit sağ olsun onlar çok güzel şeyler çıkartıyorlar. E, 26 yaşına kadarki galibiyet yüzdesi aynı yaştaki FED'lerle çok yakınmış. 179 yarışın 48'ini kazanıyor. Tabi orada bir oransal olarak... Benzerlik var ama yarış galibiyeti olarak daha iyi çok Max Verstappen. Evet. Çok fazla yarış var tabii. Bir sezona iyi başladığınız zaman daha çok yarış kazanabiliyorsunuz. Onun da etkisi Sezonlar var. Sezonlar da uzun. Sezonlar tabii. uzun olduğu için. Ama diğer taraftan Fetter'le çok benzer kariyer eğrisine sahip. Yani hani dördüncü şampiyonundan sonra olursa eğer tabii ki muhtemelen olur ama... ...nereye gideceğini de çok merak ediyorum. Orada bir konuşuruz. Dördüncü şampiyonluğunun zafer turunda önümüzdeki ya, yıl. En ayırt edici olan yeni çağın kapanması ve açılmasında evet. tekrar tekrar şampiyon olabilmesi. Evet o biraz daha fazla Farklı sanki fetel'den formüllerde. gelecek Vade diyor gibi. Oh. Fetal ile ilgisi yok bunun. Yani Red Bull Racing'in evet. hızıyla ilgili bir şeyler anlatıyor gibi. Onun dışında evet çok yakın gerçekten. Bir de 2026'ya kadar değişmiyor olması zaten bir avantaj. Evet. Ee, bakalım neler nereye, nereye gidecek gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu sezonu 50 galibiyetin üzerinde 50 küsür galibiyet sahibi bir pilot olarak kapatacak. E biliyorsun 20, 20 saniye farka artık kasacağım dedi yani. Tam anlamıyla bunu söyledi. 19.3 saniye farkla kazandı. Artık bilmiyorum. Hedefim Edilen... bu dedi yani. Biraz surat yapmıştır herhalde o 0.7 saniye. Ya ben Football Manager'da 100 puan puan işte 100 averaj falan ona bazen oturup odaklanıyordum. Çok takım güçlü olunca. Verstappen <laughs> <laughs> o noktaya geldi. Yani Gerçek 100 hayatta, puan 100 averaj hedefliyorsan yeni save açma vaktin gelmiştir e, bu arada. E, onu da biraz da öyle aslında ama işte Avrupa'da zor oluyor falan. Verstappen'de <laughs> <laughs> öyle bir şey de yok. Yani Avrupa'da çok iste. kolay oluyor ona Zaten özellikle. en üstte <laughs> yani. Doğru. Ya bir de şey var tabii işte. Ee, dediğim gibi e, yani hedefleri çok farklıydı bu hafta sonu. Daha doğrusu sen işte 20 saniyeyi söyledin. Gerçekten onu böyle 0.7 saniyeyle kaçırdığına birazcık takılmış bile olabilir. En hızlı pit stop onlarda değildi çünkü. Acaba pit stopu 1.98 yapsak 20 saniye olur muydu diye. Tabii ki bu işin birazcık abartısı. Ama bu hafta sonu bir şeyler kanıtlamak gerektiğini yani bu hafta sonu öyle umutlanacak bir şey yok. Evet. Demek istediğini gördük verstappen'in Ki sıralama turlarında da e ya Chris tabii ki birazcık mübalağa ederek söylüyor onu. Kendi pilotunu övmek adına ama ya normalde otomobili işte pole pozisyonu 129 29 1 civarı gibi düşünmüştük ama işte Jean Pierre Lamberti yarış mühendisi e, GP e, 28'in sonları da var diye birazcık takıldı Verstappen'in üstüne gitti. Yani orada otomobilden öyle bir şey beklemiyorduk ama... ...bu otomobilin potansiyeli öyle var diye birazcık abartılı konuştu... ...ve 28.8 yaptı diye anlattı. Çok iyi de bir turdu. Çünkü McLaren'lar çok hızlılardı. Evet. Ve o McLaren'a neredeyse 0.6 saniye fark attı. Yani zaten şeyde de yarışın ilk 10-15 turu falan da herhalde... ...en hızlı tur derecelerine bakıyorduk hani bireysel. Norris'ten bir saniye öndeydi Norris evet, ikinciyken. Evet. Bir ara bir buçuk saniye doğru gitti hatta. Dokunulması imkansız doğru. bir noktada. Yani evet. Singapur gibi... Çok ekstrem bir durum olup da hiçbir ayar yakalanamazsa sadece diğerlerinin bir şansı var. Ee, onun dışında... Ya sprint haftaları var tabii her an her şey olabilir. Üç tane sprint haftası var ama yine de yani gördük. Ya bir de ne olacak? Normal artık zaten... şartlarda sonuç bu. Yapacak bir şey yok ona. Şampiyon yani da Daha bileyim. çeşitli olmasını isterdik. Bence sürücüler şampiyonu da. Yani Fersapen bir daha yarışmasa hiçbir yaşa çıkmasa zaten şampiyon şu anda. Evet bence de Perez, yani zaten önümüzdeki Artık hafta puan toplamasına gerek yok yani. Zaten. Cumartesi bile belirlenebiliyor galiba bir hesabını yapmak lazım. Betim'e çok güvenmiyorum aslında ama Olabilir. yani e, neredeyse Perez'in full çekmesi, Verstappen'in de sıfır çekmesi gerekiyor iddiasını Hep kalabilmesi için önümüzdeki yani hafta. Hayır sadece yani. önümüzdeki Sezon hafta. Ne Sezon sonuna için. kadar öyle de gitmesi lazım falan imkansız. Yani bu Perez'le zaten imkansız. Evet. Devam Evet Konuşalım mı Perez'e? Perez ne yapıyor anlamadım yani. Hani. Arkadaşın eve gelir, sende direksiyon vardır, simülasyon. Der ki biraz şunu oynayayım dersiz zor Formula 1. Hani kolay değil, Meet yanlış yaptın. Need benzemez. Evet, benzemez. Ee, öyle bir sürüş. <laughs> İnanılmaz. Yani başından sonuna kadar, bırakana kadar ki bırakma süreci de çok komikti bence. Evet. O da arkadaşın eve gelmesine yakın, o da 10 tur atar bırakır ya. <laughs> o da beklemesi falan otomobilde. Evet. Ya ne yapıyor hiç anlamadım. <gülüyor> Gerçekten... <gülüyor> <laughs> Ve bence tabuta son çiviyi çaktı yani evet, buradan evet. sonra zannetmiyorum önümüzdeki sezon takımla devam edeceğini. Bir de bu hafta sonu açıkladılar 2024'te Sonoday'la Ricardo ile devam edeceğiz diye <laughs> Alfa Tauri. Yani onları değiştirmesi kolay o kadar kolay, zor kolay, değil tabi evet. ama ben 2024'ün sonunda... Valla ben Olsun duydum <laughs> e, Red Bull için ama bilmiyorum olacak mı Yok. önümüzdeki yıl değil de bir sonraki sezon için. Harika, Öyle bir söylenti duydum. Ya 2025 kesin bir koltuk hazırlıyorlar Lawson için. O çok belli. Çünkü Williams'a gider mi diye sorduklarında onlara bir, bir yılına gitmez dedi. Ricardo iyi olursa Alfa Tauri'ye, Ricardo kötü olursa direkt Red Bull'a geçer mi bilmiyorum. Red Bull'a çaylak pilot koymak da çok ekstra olur. Zaten yani. denediler bunu daha önce çalışmadı. Yani çaylak olmasa da işte Gazi denediler. Daha az risklisin denediler Albumu daha iyi Evet. Olmadı ikisi de. Daha tecrübeli bir isim Farsap'ın yanına daha iyi gidiyor burası Lawson kesin. Lawson direkt olarak Red Bull'a gitmez ama yani yine yayına girmeden önce de bunu konuşalım diye bahsetmiştik. Yani Daniel Ricardo'nun en kötü haftası. Sergio Perez'in en kötü haftasından çok daha iyi olur bence Red Bull'da. En iyi haftası Perez'i yakalar mı? Sadece bir soru işareti. Bence yakalar. yakalayabilir. Yakalaması yüksek ihtimal. Sadece McLaren'da gördüğümüz Ricardo biraz buradan uzak olabilirdi. Ama yine de kötü yani tabanının daha yüksek olması bile bence Ricardo'yu daha çekici bir e ya Perez'in en iyisi de Verstappen'i yenemiyor ki. Ne He. fark edecek yani? Zaten ya, çok fark eden bir gerekmiyor şey gerekmiyor ama düzenli olarak ikinci olabilecek bir pilot ama olur mu Ricardo bilmiyorum. Yani Olması gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Perez'in Perez iyi yeter. Bu kaç kere konuştuk en arkadan evet. geliyor. Çok, ben çok kaç lazım. kere şeyi söyledim yarışı herhalde kendine eğlenceli yapmaya çalışıyor. Herhalde evet. ondan arkaya gidiyor diye. Üç kere falan söyledim hatırlıyorum. E, ama yani olmaz ki en hızlı araba otomobil sende. Evet. Ee, en hızlı tek turun olmayabilir tamam. Ama en azından dördüncülükten beşincilikten start alıp hani 5-6 tur içinde de yarış kontrol edip ikinci sıraya oturup orada götürürsün gibi gözüküyor. En azından Fersapen temposuna baktığımız zaman. Podyuma çıkmadı her yarış şey eksi yazıyor. Bunu net Bence bir şey öyle. söylüyoruz. Ve... Hatta ikinci olmadığı ama hadi podyum evet, diyelim. Yani bir ufak hadi bir şey diyelim. daha katıyoruz araya. Bence de yani ikinci olmadı her yarış. Yani Çünkü sürekli macera arıyor podyum. Perez. Mesela Perez'in sürücüler şampiyonası da ikinci olamama ihtimali bile var. Evet. Ve diğer rakiplerin hani çok dominant güçlü bir tarafı da yok aslında. Mesela Hamilton üçüncü sırada. Evet. 190 puan. E, Perez 223 puan. E, Hamilton çok mu iyi bir sezon geçirdi? Hayır. Kesinlikle çok iyi bir sezon geçirmedi. Mercedes çok iyi bir sezon geçirdi. Ha, aslında Koduma ödemek çıkıyorlar lazım. çıkıyorlar arada aslında ama yani lazım. İyi değiller. Biraz istikrarlı olsaydı Perez'in mümkün değil ikinci olması sürücüler evet. şampiyonası. Hatta üçüncü olması da bence mümkün değil. Evet. Ama işte yani. rakiplere biraz bölündüğü için puanlar... Evet. Şu anda ikincilikte kalabiliyor. Doğru. Çok Ferrari net bir şekilde üçüncü şey olsaydı e, yani geçtiğimiz yılki güç dengeleri olsaydı e, muhtemelen e, Perez Ferrari pilotlarının kesin arkasında olurdu. Mercedes pilotları da sıkıştırıyor Boston olurdu. Aston Martin böyle gitse Alonso'nun evet. arkasında olurdu kesinlikle evet. bu arada. Yani matematik zaten söylüyor 50 puandan az var. Ya Perez o koltuğu gerçekten şu anki performansıyla yakın zamanda hatırladığımız performansıyla 2023'teki performansıyla diyeyim. Hak etmiyor ki bir arada toparlamıştı. Biraz böyle düzenli <laughs> Şampiyon podyumlar. Şampiyon olur mu falan diye hani şey. Ya ondan bahsetmiyorum yani, o, yok, o tabii yok. ki sezon başında. Şey konuşuyorduk ya yani Ferstapen'e aynı otomobille bari belki birisi zorlayabilir onu Perez yapabilir falan zaten hiç yakınından Fers geçemedi. Verstappen'e medikal bir şeyler olması gerekiyor demiştik Perez'in şampiyonluk şansının olması için diye. Yani öyle bir şey olmayacak zaten de en azından son 4-5 yarıştır biraz tekrar podyuma ya tekrar podyuma dönmüştü de çok kötü Formula bir tarihin en dominant otomobili olmaya doğru gidiyor bu ve tekrar podyuma dönmüştü diye bahsediyoruz ikinci evet. pilottan. Çok kötü bence. Ya mesela yani. Bottas'ı Mercedes lazım. yıllarında düşünelim. E yani evet. Ya kazanıyordu, podyumda oluyordu. işte fırsat gelince kazanıyordu diyeyim. Hamilton tabii çok zorluyordu ama Hamilton'ı zorluyordu. Zorluyordu. Evet, çok yakın geçiyordu Hı. zaten. Yani hani yarış içinde de bazen zaman zaman Bottas'ın önde gittiği, işte takım emriyle değiştikleri falan da çok oldu. Hı. Ee, burada pek öyle bir görüntü yok yani. Hı e Max'in ilk şampiyonluğunun hatırına takımdaymış gibi bir görüntüsü var Perez'in yani şu an evet. Bir de çok net adaylar da ortaya çıkmamıştı. Şu anda ellerinde olması gerekenden fazla aday var gibi duruyor. Ricardo onlardan bir tanesi Lawson iyi bir iş çıkarıyor. Yani gerçekten şu anda Perez'siz bir senaryoda elleri boş kalmıyor. O yüzden bence değerlendirmeler lazım. Ya elleri boş kalmaz bu arada. Zaten Formula 1'in en güçlü çakımısınız. Hani yani dışarıdan herkesle... birilerini almaya gerek kalmadan her yeri evet. boş kalmıyor. Yani herkesin ilgisini zaten cezbedebilecek bir geliyor. noktadasınız ama Hı. kim gelecek tabi çok da First tartışmalı. Ricardo iyi bir ikili ya. Evet herhalde. Ya bunu söylediğime şaşırıyorum çünkü Ricardo geçtiğimiz yıl çok kötü Ben sen Formula 1'i bir daha dönmesi gerekmediğini düşünüyordum. Gerekmediğini düşünüyordun. Ama yani şu anda Perez'in ya kim daha fazla hak etmiyor diye düşündüğümde net bir şekilde Perez bir de yani profile uygun gibi Ricardo'nun biraz. Hem öyle. Bir de yani lastik testinde anlaşıldı ki Red Bull bir ışık gördü simülasyonda bir ışık gördü. Ya adamların elinde data varken ben geçtiğimiz yılın şampiyona tablosuna bakıp da Ricardo'ya ne olması gerektiğine karar veremem sonuçta benden daha iyi biliyorlar tabii ki. E, o yüzden birazcık yani. Yoksa 2022'deki Ricardo bence gerçekten Formula 1'in kariyerinin sonunda olan bir pilottu en azından F1 kariyerinin sonunda olan bir pilottu. Fakat oralardan da geri dönülebiliyormuş demek ki. Ama işte birkaç yarış daha görmemiz lazım. Ya hiç, şeyi biz de hiç göremedik. Galatasaray'da da şanssız oldu. Çekişiyordu bir Haas'la. Galiba Magnussen miydi ya da Hülkenberg. hatırlamıyorum. Dedim ki yani hani... Magnusen'e vurdu. E, Magusene, o değil. O değil Hülkenberg. evet Hülkenberg. In. Yani Hülkenberg'in hasta olup Perez'in Red Bull'da olmasını gerektiren şu anda ne var diye bir düşündüm mesela. Doğru bu arada Hülkenberg de var. Neden olmasın yani Hülkenberg de o zaman Perez kadar performans verirdi. Perez 2020'nin sonunu çok iyi getirdiği için bir son saniye basketiyle Bence öyle. kontratı kaptı. Bence Oradan öyle. sonra da... Ya gidiyor. Çok da problem değil deyip şey yaptılar. Ama, Ama iki... şu anki hali yani bir de şeyi düşün. 2024'te daha yakın bir markalar şampiyonası olduğunu düşün. O tekneden körkütük inemeyen Perez var ya, <laughs> o çıkmış gibi diye şey ya. <laughs> yani inanılmaz bir yarış. Böyle bir şey evet. bayağıdır görmemiştim. Tekneden körkütük inememek ve e, <laughs> Formula 1 şampiyonu olmak sadece kimi raiklere mahsustur. Evet. Başka kimseden <laughs> Doğru, de. Denemem denememeleri de lazım gibi. Evet. Belki James Hunt'ın da vardır zamanında. Çok yüklendik i̇şte bu arada. Ama yani hak ediyor ya gerçekten. Yani e, şu yarış hafta sonunda şu yaptıklarını yapmanın hiçbir manası yoktu. Özellikle bak şampiyonluk belirlenecek. Markalar şampiyon olunacak. iki otomobille belki zafer turu atacaksın Honda'nın evinde. Bunları da düşünmesi lazım. Ya altıncılıkta yedincilikte çok kötü bir yarış çıkarıyor bile olsa. Yani ve kazanın geleceği çok belliydi. Öncesinde işte Alpinler'den bir tanesiyle çok yakınlaştı. George Russell'a çarpıyordu bir şeyler i̇şte oldu. Start'ta zaten hadi orada biraz sıkıştı yani diyelim. Ya. oralarda senin ne işin var zaten? Sen neden Haas'la pozisyon için evet, çekişiyorsun ki? 1.3 saniye yani yiyorsun? Orada olmaman yani. lazım Doğru? zaten. Ama yine de hadi onları da geçtim. Start'ta işte arada kaldı diyebilirsin. Hadi tamam ona. Ama sonrasında yani Magnussen'e yaptığı şey ya frenin sağ mıydı sol muydu gibi böyle yarım saniyelik bir tereddüte düşmüş olması lazım. Korkunç bir hareket. Evet. Ee, sonrasında neyse ki yine Red Bull akıllı davrandı ve e, cezasını pistte çekmek üzere tekrar iki kez. Yani bu ya O kadar kötüydü ki bu yarıştan iki kez e, yarış dışı olmuş oldu düşün. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu saçma. yarışı iki kere bıraktı. Gerçekten o kadar kötü <laughs> yarıştı Perez. O istatistik bile çok net anlatıyor bence. Ee, ve tabii yani tekrar e, piste çıktı ve onu yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz diye bekledikleri için 15 dakika da aracın içinde bekledi. da çok saçmaydı. Şey de çok iyiydi. Fersapen'in pitinden sonra kamera dönüyor. Perez'e. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir kontrasttı. Neyse ya yani Katar'da en azından gri cezası almayacak. Kendi çabasıyla geriden başlayabilir başlarsa. Başlar muhtemelen. <laughs> Bakalım bilmiyorum i̇yi, inşallah iyi olur da yani. Perez'in Sezon sonuna kadar çok iyi bir seri yakalaması lazım evet. ama şu ana kadar gördüğümüz Perez'den de öyle bir seri çıkmayacak gibi duruyor. Ya ben Alfa Tauri'nin yerinde olsam ya da Red Bull'un genel olarak yerinde olsam sezon sonunu beklerdim bu koltukları açıklamak için. Bence erken. Ya davranıyor. bu arada Alfa Tauri de çok güzel de yarışır. Ben olsam değiştiririm doğrudan. Ha Perez'i Perez gönderip yani Ricardo'yu çekebilirsiniz Olur. mesela. Hay ama ona da gerek yok. Lawson var zaten diyorum Gerçi ben. De. Lawson'da ya yük da de gitmeyecekse eğer şeye Aston Martin'e ki o da yani en erken 2025 olacaktır. Ya Perez e şu anda çok ihtiyaç yok. Perez'e yani bir bağlılıkları yıl, da yok. Stroll'e de hiç yer yok bu arada bence bu grid'de. Tek yok. tek bacak artık yani Alonso tamamen tek başına yarışıyor. Hiç Stroll piste çıkmasa hiçbir şey değişmeyecek hafta bir noktaya evet geldik. Ucuz atlatmış, mekanik arızayla yarış dışı kalmış. Arka kanat kopmak üzereymiş. Yani Japonya Grand Prix'sinde yüksek hızlı bir yerde ki muhtemelen 130 tamam. reyde falan olurdu. Evet. İki hafta üst üste böyle çok büyük kaza Yok, yapmasını evet, da çok, çok tehlikeli. İstememişler tabii ki ve iyi fark etmişler. Bu hafta kendisinin şeyi değilmiş tabii. Yine sadece çok kötüydü. Ben zaten bu kötüydü. haftadan bahsetmiyorum. Evet, bu Genel olarak kötü, evet. Yani Alonso'nun ortaya koyduğu performansa erişmesini zaten bekleyemeyiz. <laughs> tamam Alonso tarihin en iyi pilotlarından bir tanesi. <laughs> Buna tamam zaten hiçbir şey diyemem de bu kadar da fark olmaz iki takım arkadaşı arasında. Biraz Perez için de ben aynısını düşünüyorum ya. Çok fark var yani Verstappen'le. İşte Sargent'le Albono'da da var. Sergeant'da evet tek... Sargent'te de var mesela. Onun koltuğu sallantıda açıklanmayan tek koltuk onunki. Oraya Felipe Drugovich diyorlar. Hiç fena olmaz bence 2022'de şu anki ben çok konuştuğumuz diyorsun, pilotlara fanıyım fark atmıştı. Bunu yani... Ben seviyorum ya. Senle konuşmuştuk ya biraz ben Formula 2'de hani daha az destekle, kendi imkanlarıyla... Tabii şampiyon olduktan sonra bir takımla... Vura vura da oldu. yani yendi diğerlerine. O yüzden bir şansı ben hak düşündüm. ettiğini düşünüyorum. Evet. Ee, umarım olur. Ben görmek çok isterim. Ya Sarjant'tan çabuk mu vazgeçiyoruz? Emin değilim. Bazen bazı çaylaklar özellikle çok iyi yani otomobilleri evet. yokken... Belki ikinci bir sezonu hak ediyor olabilirler. Doğru. Mick Schumacher için de mesela, mesela bu böyleydi. Evet. Yani o Mick Schumacher diye biraz daha tabii sempatik oluyor hmm. Logan Sgt. Başarılı gibi. olması ne çok ama olmadı. Yani. Ee, evet olmadı. Yani olmayınca da olmadığını kabul etmek lazım. Ama belki bir ikinci şans gerekiyor. Mesela Guan Yucao için de belki aynısını söyleyebiliriz. Çok hmm. ekstra şeyler ortaya koymasa da burada sırıtmadığını gösterebildi hmm. sonrasında. Hmm. Ee, mesela Bottas'ın bence pek bir işi yok artık. Neden yavaş, yarışıyor yavaş, belli yavaş, değil. Yavaş yavaş gitmesi lazım. Yani hmm. o da öyle koltuk kaplıyor. Biraz şey gibi oldu. Yani ben burada rahatım bana dokunmayın deyip sadece Formula 1'de olmanın tadını çıkartıyor gibi Doğru. Bottas. Hiçbir hedefi hmm. var gibi gözükmüyor mesela. Bir de şey tabii yani e, Alfa Romeo Sauber önümüzdeki yıl sadece Sauber olacak. E, o koltuk sonra da Audi olacak. Sonra da Audi olacak. O koltuk Audi olana kadar... Ya bu koltuğa yazık oluyor denilecek bir koltuk değil. O yüzden orada Bottas'ın kalması çok problem değil. Ya, ama işte Theo Purser gelebiliyor olsa oraya evet, daha iyi olmaz. Yani birileri tecrübe bence. kazanabilir Bottas'ın... Doğru. E, ...işgal ettiği koltuk çok yerine. Ona bir şey diyemem. Doğru. Bence de. Ve var hani yetenekler var. Mesela işte Olsun'u nereye koyacağız diye şöyle bir baktık. Durgoviç gelir mi diye baktık. Purser'ı sen söylüyorsun. Evet. Var yani birkaç evet. e, isim daha böyle Formula 1 yarışmaya aday. E, o yüzden... yani Keşke değişse aslında biraz bence Bottas'ın da daha hatta ben Bottas'ın yani o kadar hırsız görüyorum ki Bottas'ı şeyi bile düşünmüyorum başka bir yerde gidip yarışacak mı ondan bile emin değilim Formula bittikten sonra kendisi için e falan gidebilir bence şeye gidebilir o söylüyor zaten Avustralya'da çok seviyor işte Supercar'la falan gidebilir ha, Avustralya şey. serilerinde falan daha hafif belki bir şey yani Vek ağır gelir sanki belki. Bottas için sanki o kadar çok uğraşmak istemiyor gibi ya. dayanıklı öyle gözüküyor <laughs> en azından emin belki. değilim ama Avustralya Supercars olabilir. Olabilir evet. galiba ondan. Bir de şeyi çok iyi söyledin yani e, birilerinin tecrübe kazanması gerekiyor. Kenarda bekleyerek çürümesinler diye. İlk Isaac Brown zamanında geçtiğimiz yıl yani o e, tartışmaya girmiş, o kavgaya girmiş Alpine ve Oscar Piastri'yi Alpinlerin elinden. Harika. <laughs> çekip müthiş, almış. Müthiş müthiş. Harika bir iş yapıyor. Yani müthiş. Senin de söylediğin gibi yani gerçekten üstüne söyleyecek çok bir şey yok Piastri'nin. Çaylak Süper bir performans değil bu yani. 6 ay değil, içerisinde, değil. yarım sezon içerisinde çaylaklığını bitirdi. Artık sezonun ikinci yarısında çaylak pilot falan değil. Hen <laughs> yani Noris eski bir değil çıkardı. ama. Piastri yeni Norris Bayağı. Evet, öyle bir görünüyor. tane daha buldular Noristan'da. Evet onun 2019 sezonunda çok, çok benziyor. Çok iyi yani çok mükemmel bir gelecek bence McLaren için bu. Evet. Koruyabilirlerse kadrolarını. Bir de başarılar geldikçe yavaş yavaş böyle karakterini anlıyoruz. Hiç özelliği yok gibi görünüyor sene başında. O da rahatladıkça şakalar yapıyor, şey yapıyor, sohbeti muhabbeti var. Bir karakter sahibi de aynı zamanda yani. Olmak zorunda değil tabii ki ama. Alışacaktır hep... buraya zaten. ya Çok kolay alışmış gibi görünüyor. Otomobil de iyi tabii ki ama o otomobilden iyi işleri çıkartabiliyor Norris'in gerisinde Ben medya kısmına kaldı. dedim. Ha. Şey sürüş kısmı tabi zaten belliydi çok iyi olduğu da. Ya beraber kötülerdi Norris'le. Evet. Sonra beraber iyi evet. oldular. Zaten önemli olan bu bence. Diğer işte tartışmalı isimleri ayıran nokta o. Alonso iyiyken Stroll rezalet de hala. Evet. Öyle olmaması gerekiyor. Hı. Ve bunu çaylak sezonda yapan piyasalar tabi çok çok farklı bir e, işaret veriyor aslında. Evet. Yeni altın çocuğumuz o herhalde. Öyle. Ve 6 yıldır Formula 1'de ilk çizgiden başlayan ve podyum gören ilk çaylak oldu. Yani o da az buz değil. Sonuncu kimdi biliyor musun? Kimdi? 6 yıl önce. Lance Stroll. <gülüyor> 2017. <gülüyor> Çaba dedim. Max. Çok tuzaklı soru. Yok Çok... değil. Toro Rosso. <laughs> e, dördüncülüğü var bu arada Max'ın da podyumu yok. İlk çizgisi de yok. Şey işte. 2017 Monza'da cezalardan dolayı ilk çizgi yağmurlu sıralamada. <laughs> bir Yok, de 2017 maçı. Avlandım, avlandım burada Tabii. zaten. <laughs> Düşünemedim de. Ya, ya o istatistikler de her zaman size o rekorlar, <laughs> güzel şeyler vermeyebiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Stroll o yıllarda bu çocuk neymiş dedirtmiyordu. Ama fena değildi. Artık yavaş yavaş ...şey gitti gibi. Valla bu seneye kadar bence zaten fena değildi aslında. Bu sezon acayip bir düşüş. <laughs> ya bir de şeyle de alakası var mı şimdi onu da bilmiyoruz. Bahane bulmak gibi de olmasın Stroll'a ama e, bileklerinde ciddi kırıklarla e, kısa sürede iyileşmek zorunda yarışması kaldı. Yarışması gerekmiyor bu arada. Ya belki bence de bu arada Drugovich sezonluk. Yani iyileşene kadar Drugovich'e verebilirlerdi. Oradan yarışması. sonra geri alamam diye bir durum yok ki takım Babası zaten takım yani. Takım kendisini evet. yani. Belki öyle bir şey olabilir de. evet katılıyorum. Landon Norris'i dövmemiz lazım. Çok Oscar piyasası gördük. Evet. McLaren komple iyi iş çıkartıyor ama evet. yani böyle bir takıma liderlik edebilecek e, ...tecrübeyi sağladı Landon Norris. Artık sadece yarış kazanmak kaldı bence. Bir tek e, Landon Norris'ten şimdiye kadar yapması lazımdı dediğimiz tek şey o diye düşünüyorum o da artık fırsat gelirse bir ara değerlendirmeye çalışacaktır ben de ama Ben Soçi'deki ıslak yarışı düşünüyorum evet, ben de deyince. De yani hani oradan buraya gelmesi ha. aslında biraz onun yolunu öyle izledik gibi oldu. Evet. Ee, ya olacak bence zaten evet. yarış galibiyetleri de gelecek. Eğer iyi bir McLaren bulursa altında şampiyonluk için de yarışabilecek bir pilot. De. Ya bir de şey son 7 yarışta işte Avusturya'daki güncellemeler geldikten sonra eee McLaren toparlanırken son 7 yarışı 4 tane podium gördü. Bunların hepsi ikincilik. E, be, or oralara da alıştı artık evet. yani. Podyumun ikinci basamağında olmaya da alıştı. O yüzden bu hafta sonu Fersepe'nin kupasını kırmadı. Gitti uzakta <laughs> bir yerde patlattı şampanyasını. <laughs> Doğru. Öpücükle aktive olan. Evet o da ilginç bir kupa. Pininfarina tarafından tasarlanmış. <laughs> İlginçti yani gerçekten bilmiyorum bir de ya ışıkta falan çok da görünmedi onun üstteki led'ler. Gece yarışta daha iyi oluyormuş. Evet herhalde. Ya kapalı alandaki <laughs> pozlarda çok, daha iyi gözüküyor. Çok sonrasında. gereksiz bir e, gimik tırnak içinde. E Ferrari de Mercedes de çok iddialı olamadılar ama ikisinin de iddiasızlığı birbirleriyle kapışabilmelerini sağladı. E, o da güzeldi yani birbirlerini bence. Birbirlerini bilmiyorum da Mercedes pilotlarının kendi içindeki kapışmasını biraz konuşmak lazım. Evet. Takım içi gerginliklerin olduğu bir bölümdeyiz Formula 1'de. Yani sadece bu haftadan bahsetmiyorum. Hı -hı. Sainz'le Lökler ilginç bir gerilim var sürekli biraz Sainz'in hatta acaba fazla mı konuşuyor diye e, epey bir ben yorum gördüm kendisiyle ilgili. Evet. E, çok öne çıktığı bir gerilim var. Beni feda mı ettiniz demiş abi bir yarış önce ne oldu? Ee, Olabiliyor yani ilginç, öyle şey. İlginç yani. yani mesela Norris de ps Böyle yaparsak kaybedeceğiz diye tabii evet. ki pozisyon istedi ama Norris birinci pilot orada. Yani oradaki çekişmeyi saymayalım. Orada ama da çünkü Russell'ın bir tehdidi yoktu çok fazla. Russell yani Hamilton bence evet. o ilginç. Yani evet. konuşmamışlar falan yarıştan sonra evet. mesela. Yarış şimdiki gerginlikleri de had safhadaydı. Evet. Biraz sanki orada ilginç bir gündem olacak gibi gözüküyor. Evet. Yani Russell daha tam olmadı tabii ki. Hamilton da aynı şekilde düşünüyor. Ama ne olursa olsun pist üstünde Hamilton kadar hızlıysa da bunu farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor, mu emin değilim. Ve Hamilton'ın yarış sonrası açıklamalarından bir tanesi çok dikkatimi çekti. Önceliğimiz markalar şampiyonası dedi ona. Ya tabii ki konuşacağız yarıştan sonra briefingde bunu değerlendireceğiz. Konuşmak gerekiyor böyle şeyler dedi. Üstüne de önceliğimiz markalar şampiyonası. Pilotlar şampiyonası da zaten yakın değiliz George'la diyor. Bir de İki zaten... Yakın şan... diyor bu arada. Aynen öyle. Bir de zaten şey diyor şampiyonluk için de mücadele etmiyoruz. Pilotlar şampiyonluğu için de ben iddialı değilim diyor. Yani o yüzden o kısım önemli değildi diyor. Ama alttan alta iyi bir mesaj vermiş. yani ne olursa olsun bu takımın lideri hala Lewis Hamilton. Ama Burada Mercedes'in çok ince bir dengeyi tutturması lazım. Bu takımın geleceği de George Russell. Evet, Onda küstürmemek lazım. Gelirken hep Toto Wolff onun böyle biraz üstüne titremişti. İşte Aynen. Tenha'da kıstırıp muhabbet etmeler falan. George Russell çok istediği belliydi Mercedes'in geleceği Şene, için. Şey bu göz kırpıyordu böyle. Bottas'ı hallediyoruz. Ya zaten burada diyorsun. gerilmesi gereken taraf Russell mı Hamilton mı mesela sana sorayım. Toto Wolff bence gerilmesi gereken. <laughs> Olabilir evet. İkincisi de kendi tarafından bakınca haklı çünkü yani. Ya yani Hamilton mesela artık başka bir takım arkadaşına belki kaybetmek istemiyor olabilir tabii bir kere daha. Mesela öyle bir gerginliği var mıdır bilmiyorum ama kaybedecek gibi durmuyor. Çok puan fark var aralarında. Hmm. Russell sürekli kendini ispat etmeye çalışıyor. O kadarına gerek var mı ben ondan emin değilim. Biraz oradasın artık ya değil mi? Şey oradasın gibi. zaten evet yani. Hiç gelmiyoruz ya buralara. <laughs> yani sanki hakikaten göstereceği bir şeyler varmış. Onu göstermezse oralarda olamayacakmış hmm. gibi bir. Ee, acelecilik mi desem, hırs mı desem bilemiyorum Hayır. ama biraz sanki fazla hırslı davranıyor. Sanki biraz daha sakin olsun kendisi için de daha faydalı olacak gibi. Bence şununla alakası var. Daha önce de konuşmuştuk yine burada. Seyircilerimiz de yorumlarda yazıyorlar. Yine yorumlarınızı bu konu başlıkların hepsi için bekliyoruz bu arada tabii ki. Ee, yani George Russell tam sezon Mercedes'e geldiğinde... Altında şampiyonluk için mücadele edecek bir otomobil olmasını bekliyordu. Evet %100. Ya onu bulamaması bence bu hareketlere de sebep oluyor. Ya haksız da değil dediğim gibi yani. Bu hareketlere sebep oluyor mu bilmiyorum ama Hı -hı. E, yani Hamilton'a psikolojiye sebep oluyor. Hamilton'a karşı kendini kanıtlamak istiyor. Hamilton'ı yendim demek istiyor Hı -hı. bence. E, ama yani bilmiyorum. Hamilton da çok e, pis üstü çekişmelerde aşırı sakin bir karakter değil mesela. Yani Hı -hı. böyle yaparlarsa birbirleriyle de çarpışabilirler. Çok yakın bir gelecekte. Hı -hı. Olabilir. Burayı da klip alabiliriz sonra. <laughs> eğer böyle bir şey yaşanırsa ki. Olabilir. Yani sakin olmazlarsa çok muhtemel gözüküyor. Evet olabilir. Niye olmasın? Alpinde de yine ilginç olaylar olmuş. Şimdi onu da söyleyelim. Ferrari ile evet. ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? ayrıca? Ee, yok yani iyi gözüküyor bence. Evet. Bence seviyesi bu şu anda Ferrari'nin bu sezon evet. için. Ee, buralarda kalıp işte eğer mümkünse ikinciliği kovalamaya çalışacaklar. Evet. Zaten 20 puan kalmış evet. Mercedes'ler. Ya kötü mi? bir hafta sonunda o kadar kötü değillerdi. Çok beklentinin yüksek olmadı. Ya da Ferrari'nin problem ...yaşayabileceği bir pist olarak öngörüyorduk e, burayı istikrarlı zaten. İstikrarlı ilk beşler Ferrari'yi e, zaten istediği sonuca götürür bu sezon hedefinde. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, Alpinde de şöyle bir durum olmuş. E, Gazi ile Ocon'u bir yer değiştirmişler. Ocon Gazi'ye yer vermiş e, ama tabii farklı pit stop stratejisindeler. O yüzden e, bunu bir hani önündekini yavaşlatmaması... E, ...takım arkadaşını daha doğrusu arkasındakini yavaşlatmaması için... ...bir hamle olarak e, lanse etmişler Pierre Gazi'ye. o konuda şey demişler Alonso'yu geçmeye gitti... ...geçemezse son turda yerini verecek. Bunu Gazze'ye söylememişler. Böyle bir onay almamışlar. Son turda da o konuda Gazze'yi tekrar yer değiştirince Gazze çok sinirlenmiş. Ya burada normalde çok büyük bir olay yok. Söylemeyi unutmuşlar. Ama işte Fransızların bu yine iletişim eksikliği, bu iletişim aciziyeti bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani işin içerisinde Gazi ile Oko'nun birbirine çok düşmesini gerektiren bir durum yok ama orada da tabii daha önceden aileleri falan konuşmuyormuş biliyorsunuz ilginç bir durum vardı. Ya onu bozabilecek şey bu saçmalık olursa tam alpinlik bir iş olur. Ya çok enteresan bütün takımlarda neredeyse böyle bir ikili gerilim olması pilotları arasında. Gerçekten ilginç. Formel bir böyle bir spor. Ya bütün bunlar olmadan önce de Perez Verstappen gerginliği vardı evet, hatırlıyorsan. Evet. Miami'de evet. falan konuşuyorduk bunu. Evet, bir ara Perez ve bariyerler gerginliği bir hafta işte <laughs> üst işte. Olabilir O evet. da ilginçti. <laughs> böyle bir ortam. Yani işte bunları takip ediyoruz. Bunları takip etmek evet. keyif veriyor. Bir hafta ee, bir boşluk var ama ondan sonra e, sezon sonuna devam. kadar güzel gidiyoruz. E, Katar var. Ondan sonra bir hafta daha boşluk var. Sonrasında 3 hafta üst üste e, biraz böyle e, Atlantik'in diğer tarafına gideceğiz. Sonrasında Las Vegas ve Abu Dhabi de sezonu bitireceğiz. Ve gayet de güzel bir sezon oldu diyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü hikayeleri var yine. ya Tabloya baktığınızda gerçekten bu ne böyle. Evet. ben kazanmış Red Bull kazanmış diyorsunuz ama en azından son birkaç yarıştır Formula 1 beni memnun ediyor. Sizi ediyor mu ya da etmesi için ne olması gerekiyor Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet yorumlarla beraber tabii beğenilerinizi de bekliyoruz aynı zamanda. Ee, abonelik de rica ediyoruz sizlerden bildirimleri de açarsanız yeni videolarımız geldiğinde hemen izleyebilirsiniz istediğiniz zaman. Diğeri kapatalım. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.